Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavada gözleme ile karşınıza geliyoruz. Şimdi başlayalım. Öncelikle 2 su bardağı un. Unumuzun ellenmiş olmasına çok dikkat edelim arkadaşlar. Aksi takdirde pek bir hava olmuyor, şişme olmuyor. 2 su bardağımız unumuzu ekledikten sonra 1 su bardağı irmik ekliyorum. Şöyle çukur açıyorum. 1 yemek kaşığı kuru maya. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Eritmiş olduğum 250 gramlık yani 1 paket margarin. Alabildiğiniz sıcak su ekleyeceğim. Çok fazla değil. Öncelikle spatulamla bir karıştırayım hepsini. Çok rahat bir hamur. Hemen oluyor zaten. Biraz da elimle toparlayayım. Evet, toplamında 4 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, kuru maya, toz şeker, tuz ve bir sana yağdan oluşuyordu. Malzememiz 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum hamurumun üstüne. Sonra da streçleyeceğim. Bir 40 dakika dinlensin. Örtelim. Evet, hamurumuz şişmiş. Üstünü alalım. Havasını söndürelim. Hamurumuzu tezgahın üzerine alalım. Portakal büyüklüğünde bezeler açalım. Bezelerimizi üstünü streçle kapatalım. Toplamında 9 tane bezem oldu. Sıvı yağımın içine yarım yemek kaşığı mısır unu ekliyorum. Farklı bir lezzet verecek bu da. Yumakları açınca bunu üstüne süreceğim. Yumaklarımızı açmaya başlayalım. Yeterli.
Hazırlamış olduğumuz yağımızı sürelim üstüne. Şöyle. Bunu çevireceğim canlar. Her çevirişim bir kat olacaktır. Hepsini de açtıktan sonra, yağladıktan sonra şimdi tava için açalım. Tavamıza çok az bir yağ sürelim. Katları zaten hemen birbirinden ayrılıyor. Evet, tavada gözlemimiz şöyle puf puf şişmiş. Çok güzel de oldu. Sürekli tava içinde çevirmek gerekiyor. Tümüyle hepsini bitirdik. Bir tanesini de bölelim. Biraz bayağı sıcak ama. Tavada gözleme, tavada katmer diye geçiyor. İstediğiniz gibi isim koyabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.